Efendim, her yeri aradık ama ona ulaşamadık. Şimdi eve dönelim. Sabah hep beraber tekrar ararız. Bizim zaten bir sorumluluğumuz yok. Kesinlikle olmaz. Hayır. Hiç yasız eve gidemem. Efendim, bakmayı unuttuğumuz bir yer daha var. Sadivari Mahallesi. Hadi çabuk gidelim. Hadi. Efendim, saat çok geç oldu. Yarın hep birlikte gideriz. Şimdi eve dönelim. Korkmayacaksın İtça. Artık yanımıza geldin değil mi? Bak annen yanında. Tamam mı? Anne korkuyorum. İtça. Çok çok korkuyorum. Korkuyorum. Anne. Anne. İtça annen yanında korkma. Anne korktum. Korkma. Çok çok korktum İtça. Anne. Anne beni bırakma anne. Hayır kızım korkma. Annenin yanındasın artık. Tamam mı? Buradasın. Damini. İtça'yı içeri al. Tamam, tamam, tamam anne, canım. Anne korkuyorum. Korkma kızım, hayır. Korkuyorum artık anne. Artık annen yanında. Korkmana gerek tamam, yok. Tamam. Güvendesin nasıl? Kızım, buraya yat. Nasıl? İşte, yanındayız. Doktoru aradınız mı? Aradım, geliyor. Birazdan burada olur. Biraz ateşi var. Korkudandır. Ateşi ondan çıkmıştır. Damini, gördün mü bak? İtça geldi ve her şey yolunda. Nasıl olmuş bilmiyorum. Ona bir yere ayrılma demiştim ama... bir şekilde kaybolmuş. Tapasya'dan ayrılma dedim. Ama beni dinlememiş. Birden kaybolmuş ve çok korkmuş. Çok yorulmuştu. Bir adam evini almıştı. Şükürler olsun. Bir kız ormanda tek başına ne yapardı? Ne mutlu ki böyle insanlar var. Tapasya çok üzüldü. Boğazından hiçbir şey geçmedi. Öyledir tabii. Gidip onu çağırır mısın? Bir bakalım ne yapıyor. Nerede o? Sadece biraz uyuyacaktı.
Üzüntüdendir tabii. Uyandırsam mı acaba? Duysa hemen gelir. Tapasya! Anne! Tapasya! Tapasya! Aşağı gel! Hadi kızım! İtça! İtça kızım! Nereye gittin sen? Ha? Neredeydin? Nerede kaldın? Baba, baba, baba. Ben sana ne demiştim? Tapasya'nın yanından ayrılma demiştim ama dinlemedin. Damini, sen onu odasına götür. Orada dinlensin. Tamam. Hadi gel kızım. Hadi İtça. Canım... İtça'yla bir konuşalım. Önce bir kendine gelsin. Anne, beni sakın bırakma. Seni çok özledim. Tamam kızım. Çok korktum anneciğim, çok. Annen artık yanında kızım. Sen eve döndün ya. Önemli olan bu. Korkma artık, evindesin. Bak, şükürler olsun. Hadi uyu artık. Babam öğrenemeyecek. Artık kimse bana bağıramayacak. Tapasya.
Tapasya. Ben geldim canım. Aa, sen mi geldin? Evet canım. Ben geldim. Ve yanımda iç çayı da getirdim. Sevinmedin mi? Evet baba, çok mutluyum. Annen söylemişti. Çok perişan oldu demişti. Hadi. Git de arkadaşınla görüş. Çok mutlu olacaktır. Evet baba, dişlerimi fırçalayayım. Onunla konuşacağım. Beni görürse her şeyi söyler. Ne yapacağım şimdi ben? Tapu kızım. Tapu yavrum. O fare gelmiş. Büyük anne, biliyorum. Ben çok korkuyorum. Babam. Hiçbir şey olmaz. Sen hiç merak etme. O Cihan bir şey söylerse sen bir şey yapmadım dersin. İtca hep yalan söylüyor dersin. Bu durumda İtca hiçbir şey söyleyemeden susar. Baytakur, bu ilaçları alın. Ve sakın endişe etmeyin. Bir şeyden korkmuş olabilir. Siz sadece ona iyi bakın Baytakur. Ve bir şey olursa bana haber verin. Ranjit. Doktor Bey'i evine bırakın. Giderken ilaçları da alın. Alın bakalım. Baytakur, ben tekrar gelirim. Güle güle. Hoşça kalın. Damini. Git ve İtça'ya süt getir. Hadi. Onun yanındayız biz. Geceye kadar bir şey yedi mi bilmiyorum. Hadi git, ona süt getir. Bugün İtça'nın en sevdiği yemekleri yapalım. Hı? Hı hı. Kızım, biraz uyu hadi. Hı? Sonra tapasyayla oyun oynarsın. Sonra da dondurma yemeye gideriz. Tapu da seni görmeye geliyor. Seni çok merak etmiş. Biliyor muydun? İstemiyorsun. Canım. Amca dur. Amca beni de götür. Amca. Amca. Lütfen beni de al. Lütfen. 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 Tapu. Tapu. Beni burada bırakma. Lütfen. Ben burada ne yaparım? İtça. 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 İtça sen evdesin. Lütfen. Lütfen Tapu, beni burada bırakma. Tapu, ben... Kızım, neden bu kadar korkuyorsun? Tapu, geri dön. Tapu, geri dön. Tapu.
Amca treni durdur. İnmek, inmek istiyorum. Arkadaşım, tapu orada. Tapu orada, treni durdurun lütfen. Tapu, ben inmek istiyorum. Treni durdurun. Lütfen, lütfen. Lütfen. Şey baba, ben ilk otobüste geldim. O arkadaşlarıyla oynuyordu. İkinci otobüse bindi. Onunla konuştum baba ama beni dinlemedi. Arkadaşıyla gelmek istedi. Hadi git de arkadaşınla görüş. Evet baba, dişlerimi fırçaladıktan sonra onunla konuşacağım. İça. İça. Ne oldu? Bak annen sana süt getirdi. Sütünü iç kızım. Amca, treni durdur. Hadi kalk kızım, önce sütünü iç. İç hadi. Hadi, hadi bakalım. Tapasya kızım, kahvaltını yapmadın değil mi? Hadi, al bakalım. Dur orada lütfen. Dur orada dedim. Sonra yiyeceğim. Şimdi git buradan, başımın etini yeme. Sen git Ciyoti. Tapasya'ya kahvaltısını ben veririm. Peki. Baba. Ne oldu Tapasya? Neden hala burada duruyorsun? Arkadaşını görmeye neden gelmiyorsun? Söyle bakalım. Niye? Ben de tam senin yanına gelecektim. Ama şu ödev var ya. Bana doğruyu söyle. Ne oldu? İçayı nasıl yalnız bıraktın sen? Onun yanındaydın değil mi? Cevap ver Tapasya. Ne oldu söyle. İça neden tek başına kaldı? İça mı kayboldu yoksa... Sen mi onu yalnız bıraktın? Ben hiçbir şey yapmadım dersin. İtça yalan söylüyor dersin. Ben ona gitme dedim ama o beni hiç dinlemedi, gitti dersin. Böyle söylersin işte. Cevap ver Tapasya. Neden İtça tek başına kaldı? Baba, İtça yalnız değildi. O arkadaşlarıyla birlikteydi. Hangi arkadaşlarıyla? Nayna mı? Anita mı? Yoksa Ayşe mi? Baba, bilmiyorum. Arkadaşları üçüncü sınıfta.
Ben Nayna'yla birlikteydim. O da kendi arkadaşlarıylaydı. Diğer otobüsle gelir diye düşündüm baba. Tapasya, yalan söylüyorsun yine. Baba, yalan söylemiyorum. İlçe yalan söylüyor. Yalancı olan o. Otobüs kalkmak üzereydi ama o gezmek istedi. Ona hayır dedim ama beni hiç dinlemedi baba. Gezmek istedi. Şimdi de beni şikayet ediyor. İtça seni bana şikayet etmedi Tapasya. Hiçbir şey söylemedi. Zavallı kız o kadar korkmuş ki hiçbir şey söyleyemiyor. Dün gece annen ve ben sana sorduğumuzda İtça'nın nerede olduğunu bilmiyordun Tapasya. Ama şimdi ikinci otobüste geldiğini söylüyorsun. Böyle söylemiştin değil mi? Baba, ben gerçeği söylüyorum. Yeter! Yalan üstüne yalan söylüyorsun. Arkadaşın Nana'yla da konuştum. İtça'nın yoklamasını sen cevaplamışsın. Neden? Baba, İtça demişti ki yani... Kimse sana bir şey söylemedi. Sen kafana göre iş yaptın. İtça'yı trene oturtup oradan uzaklaştın. Gittin çünkü İtça'nın oraya ilk defa gittiğini... ve dönüş yolunu bilmediğinin farkındaydın. Bütün bunlar senin yüzünden oldu. Öyle değil mi Tapasya? Her şeye sen sebep oldun. Bunu bilerek yaptın. Niye yapıyorsun? Neden böyle bir şey yaptın? Evet, evet, evet. Evet, evet, evet. Hepsini ben yaptım. Bir daha bu eve dönmesini asla istemedim, asla. Ondan nefret ediyorum baba. Keşke sonsuza kadar yok olup hiç geri dönmese. Onu asla sevmedim. Her şeyimi benden aldı. Tapasya. Seni, annemi. Hepiniz bana yalan söylüyorsunuz. Sen sadece onu seviyorsun. Kimse beni sevmiyor. Annem de, sen de, ikiniz de. Siz beni sevmiyorsunuz. Sadece İtça'yı seviyorsunuz. Baba neden? Söylesenize. Neden? Söyle bana. Neden baba? Neden? Tapasya. Sen ne dediğinin farkında mısın? Bunu yapmaya nasıl cüret ettin sen? Küçük bir çocuksun ve arkadaşını ormanda bir başına bıraktın. Ben ve annen ne kadar endişelendik biliyor musun? Zavallı annesi bütün gece gözyaşı döktü durdu. Sense hiçbir şey söylemedin. Bunu nasıl yaparsın ha? Sana kızım demekten utanıyorum. Yazıklar olsun. Bana da yazıklar olsun ki kızım... kızım böyle bir şey yaptı. Benim kızım. Tapasya! Dün Fransızca ödevime bile bakmadın. O yüzden bugün öğretmenden azar işittim. Kimse beni dinlemiyor. Hepiniz İtça ile ilgileniyorsunuz. İtça'nın en sevdiği yemekleri yapmışsınız. Daha kaç kere söyleyeceğim size? Tapasya! İtça şiir okuyor, herkes İtça ile ilgileniyor. Sanki ben burada yokmuşum gibi.
Ondan nefret ediyorum baba. Keşke sonsuza kadar yok olup hiç geri dönmesek. Bizim kızımız. Bunu nasıl yaptın? Bizim kızımız. Acaba bunun cezası nedir? Bilmiyorum. Ne olabilir? İyisin öyle değil mi? Evet, iyiyim. Damini seninle konuşmak istiyor. Efendim, bugün sırf sizin sayenizde İtça eve dönebildi. Bu sizin sayenizde oldu. Teşekkür ederim. O ormanda benim kocam ölmüştü. Bunu unutmadım efendim. Asla da unutmayacağım. Ama bugün sizin yaptığınızı... İtça'nın babası hayatta olsaydı... bunu ancak o yapardı. Bu iyiliğinizi asla unutmayacağım, size minnettarım. Damini, geçmişi unut lütfen. Geçmiş asla geri gelmeyecek. Sen de İtça'da güvendesiniz burada. Biz her zaman sizin yanınızda olacağız. Sana söz veriyoruz Damini. Hadi git de kızınla ilgilen. İtça uyanmış olmalı. Canım, ne oldu sana? Anne!
Tapasya mı söyledi bunları? Evet Divya. Damini'ye karşı bir kez daha günah işlemiş olduk. Onu kaç kere kurtarmaya çalıştım ama bu sefer isteyerek yaptı. İç çayı ormanda bir başına bırakmış. Bizim kızımız işte bu. Bizim kızımız şunu söyledi. Biz sadece iç çayı seviyormuşuz. O da iç çayı ormanda bırakmış. Böyle söyledi Divya. İç çaydan nefret ettiğini söyledi. Ondan nefret ediyor Divya. Bizim tapasyamız İçya'dan nefret ediyor. İnanamıyorum. Nasıl olur bu Divya? Nasıl olur anlayamıyorum. Bu nasıl böyle bir hale geldi? Bu nefret nasıl büyüdü? Anlayamıyorum. İtça. 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 Neredesin? İtça. Dışarı mı çıktın? Ben de seni arıyordum. Hanımı kızımın yanına gittiğini sandım ha? Ne oldu? İtça'yı ormanda bir başına bırakmış. İtça'dan nefret ettiğini söyledi. Ondan nefret ediyor. Bu nasıl olur? Ne oldu canım? Neden bu kadar sessizsin? Neden bir şey söylemiyorsun? İtça... Konuşsana. Anne, yalan söylüyorsun. Tapu beni sevmiyor anne. Benden nefret ediyor. Nefret ediyor. Beni tek başıma bıraktı anne. Hayır. Neden anne, söylesene. Neden Tapasya böyle yaptı? Neden beni ormanda bir başıma bıraktı anne? Hayır. Neden konuşmuyorsun? Hayır, hayır İtça. Öyle olmamıştır. Öyle olmamış mıdır? Anne Tapu'nun babası söylerken duydum. Tapu'nun beni bilerek ormanda bıraktığını söyledi. Tapu'nun beni sevmediğini, benden nefret ettiğini söylüyordu anne. Nefret ediyormuş, nefret ediyormuş benden anne. Hayır, hayır, hayır İtça. Hanım kızımız seni ormanda yalnız bırakmaz. Kızımız bunu nasıl yapsın? Bu kesinlikle mümkün değil. Canım, sen yanlış duymuşsundur. Kızımız böyle bir şey yapmaz. Mahalleye gidecekken bizi durduran kızımızdı. Söylesene, bunu hatırlamıyor musun? Unuttun mu? Ha?
İtça lütfen. Lütfen İtça. Gitme lütfen. Sana yanlış yaptım. Çok kötü bir şey yaptım. Seni aşağıladım. Şimdi gidersen benimle kim oynayacak? Yapayalnız kalırım. Lütfen İtça gitme. Lütfen söz ver bana İtça. Gitme İtça lütfen. Hem seninle asla arkadaşlığını bozmayacağını söylemişti. Seni asla incitmeyeceğim dedi. Öyle değil mi? Düşünsene kızımız seni tek başına bırakıp nasıl gitsin? İtça. Yanlış anlamışsın kızım. Yanlış duymuşsundur. Kızımız öyle bir şey söylemez. Belki de annem haklıdır. Tapu beni ormanda asla tek başıma bırakmaz. Kızımız bunu yapmış olamaz. Hanım kızımız asla yapmaz bunu. Kızımızı yetiştirirken bir yerde sanırım hata yaptık Divya. Yoksa bu kız asla bunu yapmazdı. Bak, ben onunla konuşurum. Bir hata yapmış ama o bizim tek kızımız. Onu terbiye etmek bizim görevimiz. Hayır Divya. Tapasya bütün çizgileri aştı. Artık bir şeyler yapmamız gerekiyor. Böyle devam edemez. Canım dinle. Dinle. Sana daha önce de söyledim. Tapasya'yı böyle cezalandırırsan... kızımızı bir gün kaybedebiliriz. Aklında onu sevmediğimiz düşüncesi... İyice derinleşir o zaman. Kızımızın çok narin bir kalbi var. Lütfen, lütfen onu cezalandırma. Hayır Divya. Ben de onu cezalandırmak istemiyorum. Ama bunu çözmek için başka bir yol var. Nedir o yol? Tapasya'yı İtça'dan artık ayıracağım. Damini'yi mahalleye geri mi göndereceksin? Ben Tapasya'yı... yatılı okula göndereceğim. Kızımız bugüne kadar hiç yalnız kalmadı. Orada tek başına nasıl kalsın? Divya, Tapasya'nın bu hatasını sineye çekemem asla. Ama... yurda gitmesi gerekiyor o kadar. Ama neden orası? Kızımız burada gözümüzün önünde olur. Biz de ona iyi bakarız öyle değil mi? Neden? Neden gitsin? Ama bizimle birlikte yaşarken büyük bir yalan söyledi Divya. Lütfen. Lütfen böyle bir şey yapma. Kızımız mahvolur. Kızımızı sonsuza kadar kaybedebiliriz. Divya. Kızımız bizimle yaşarken zaten çok uzaklara gitmiş. Belki uzaklara gidince de... bize tekrar geri döner.
Bak, bütün bunlar İtçe'yi kabul ettik diye oluyor. Biliyorum İtçe ve Damine bizim sorumluluğumuzda. Ama Tapasya bizim kızımız, öyle değil mi? O da bizim sorumluluğumuzda. Damine ve İtçe'ye yardım etmeye devam ederiz. Onların bütün ihtiyaçlarını karşılarız. Onlara senin yaptığın evlerden birinde bir daire veririz. Ofislerinden birinde bir iş. Onlara yardım ederiz. Hem bunlar sırf Tapasya'nın öfkesi. Divya, kızımızı daha fazla dinlersek daha inatçı bir hale gelecek. Sevgimiz bizim zayıflığımız olmamalı. Ama neden yurt? Orada kalırsa nasıl olacak? Çok şey olacak Divya. Herkesin yediğini yiyecek. Hepsi bir salonda yaşayacak. Herkesle birlikte yaşayınca paylaşmayı da öğrenecek. Ve Jogi Thakur'un kızı olarak değil, Tapasya Thakur olarak yaşayacak. Kendini bulacak. Dürüst bir insan olarak yetişecek. Bence bunu yapmak zorundayız. Başka çaremiz yok. Peki sen ne diyordun? Ben onsuz yaşayamam diyordun. Öyle değil mi? Sen her gün onunla güne başlıyorsun. Onsuz nasıl? Nasıl yaşayacaksın onsuz? Divya. Ne söylersen söyle. Bunu kabul etmeyeceğim. Biliyorum Divya. Eve döndüğümde artık Tapu beni kapıda karşılamayacak ve... Kimse merdivenlerden inip beni kucaklamayacak asla. Bunları biliyorum Divya. Ben de çok üzüleceğim. Divya. Hayatımın en büyük kararını alıyorum şu anda. Beni desteklemezsen paramparça olacağım. Bazı zamanlar çocukların iyiliği için anne ve babaların böyle kararlar alması gerekir. Biliyorum Divya, senin için kolay değil. Ne senin için ne de Tapasya için kolay değil. Ama inan bana, bu Tapasya'nın iyiliği için Divya. Göreceksin Divya. İçeriden uzaklaşınca kötülükler aklından çıkacak. Hem Divya bu İçe için de iyi olacak. Yeni okulunda yeni arkadaşları olacak. Bütün arkadaşları zengin ailelerden olmayacak. Kendi gibi arkadaşları olacak. Hayatı farklı bir açıdan görmeye başlayacak. Ama Tapasya ne düşünecek peki? Onu cezalandırdığımızı düşünecek. Bu mümkün Divya. Bugün böyle düşünebilir, evet. Bugün bize kızabilir. Ama bir gün onu sevdiğimiz için bunu yaptığımızı anlayacak. Kendisini değiştirmesi gerekiyor. Ama ona nasıl söyleyeceğiz? Nasıl ikna edeceğiz? Ben söylerim Divya. Kızımıza ben söylerim. Benim kızım çok iyidir. Onu ben ikna ederim. Ben onu ikna edeceğim, merak etme. Onu ikna edeceksin peki. Peki ama Tapasya'mız durumu nasıl kabullenecek söylesene.
नन्हे नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी किस्मत अपनी तो जैसे कोई रूठी नानी नन्हे नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी